Gel. Buyurun Halit Bey. Otur. Bana anlatman gereken bir şeyler varsa seni dinliyorum. Halit Bey, size yemin ederim Ender Hanım yalan söylüyor. Her şey benim size anlattığım gibi oldu. Beni işe aldığında böyle bir tekliften bahsetmemişti ki. Hem zaten bahsetseydi ben asla kabul etmezdim. Siz beni az çok tanıyorsunuz. Ender Hanım, ben size her şeyi anlattığım için benden nefret etti. Onun bu oyununa dahil olmadığım için bana kafayı taktı. Siz biliyorsunuz kafedeki işimden de beni attırmak için ne kadar uğraştı. Ben eğer onun dediği gibi biri olsaydım zaten buradan ayrılmazdım ki. Yıldız, bildiğim şeyleri tekrarlama. Benim için önemli olan duyguları. Beni yaşlı buluyor olabilirsin. Ne bileyim, belki de senin tipin değil. Halit Bey, hiç öyle şey olur mu? Ben sizin hakkınızda hiçbir olumsuz yorumda bulunmadım, bulunmam da. Ya böyle bir teklifi kabul etmem de sizin karizmanız yani en fazla olumlu etki yapabilirdi. Ben böyle bir teklifi kabul edecek bir insan değilim. Bakın Ender Hanım size ne anlattı bilmiyorum. Ama söylediği her şey yalan. Ender Hanım benimle uğraşıyor. Benim hiçbir günahım yok gerçekten. Ben dürüst davrandığım için mi bu haldeyim? Yani ben ne hata yaptım gerçekten bilmiyorum. Yani ben hiçbir şey yapmadım ki. Üzülme. Halit Bey, çok çok özür dilerim. Niye? Yani bütün bu olanlar için. Senin bir suçun yok ki. Senin dürüstlüğün hayatını tamamen yalanlar üzerine kurmuş bir kadına çok ağır geldi ve hedef oldu. Hepsi bu. Hadi git dinle. Yarın görüşürüz. Halit Bey, işime son vermediniz mi yani? Neden son vereyim? Dürüstlüğünü mü cezalandıracağım? Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim.